Sözlerime başlarken hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Çok değerli dostum Abdülaziz Bey benim hakkımda iltifatkar şeylerde bulundu. Kendisine teşekkür ediyorum. İşin doğrusu ben geçen sene 43 vilayet gezdim. Çeşitli konularda konferans verdim. Çocukluğumdan beri konuşuyorum. Birçok arkadaşım bilir bunu. Bu konuda hiç konuşmadım. Yani ilk defa böyle bir konferans veriyorum. Abdülaziz Bey şu manastır hatıralarını bir anlattı. Pek kitaplarda da bunlar yazmaz. Ora nasıl bir dünya? Orayı merak ediyoruz dedi. İyi de oldu beni davet etmesi. Sizlerle bir arada bulunmuş olduk. Bazı arkadaşlarla ilk defa tanışmış oldum. Bunlarla büyük memnuniyet duydum. Bu nedenle bunu akademik bir konferans olarak kabul etmiyorum. Bunu bir sohbet toplantısı, oradaki gözlemlerimi, hatıralarımı, değerlendirmelerimi şey edeceğim. Fakat altını, kenarını da biraz bazen akademik bilgilerle de doldurmaya çalışacağım. Şimdi Süleymaniye Vakfı'nın, şunu itiraf edeyim, ben bilgisayar özürlü bir insanım, vakit bulup pek ilgilenemiyorum. Ama bu vakfın özellikle Türk dünyasına yönelik, bizim ırktaşlarımıza yönelik, bizim parçalarımıza yönelik bu tür çalışmaları bir yüzyıla yakın bir dönem baskıcı bir yönetimin altında örflerini, adetlerini, milli şuurlarını, dinlerini kaybeden o insanlara buradan böyle bir hizmeti yönlendirmeleri beni çok duygulandırdı. Akşam da Abdülaziz Bey konuyla ilgili bilgiler verdi. Gerçekten devletin yapması gereken bir şeyi bir avuç insan kendi özel hayatlarından fedakarlık ederek ta oralara ulaşmaya çalışmaları beni son derece duygulandırdı. Kendilerine o yüzden Türk milleti adına özellikle teşekkür etmek istiyorum. Şimdi bu Hristiyan mistisizmi diyelim, Hristiyan ruhban hayatı, manastır hayatı, bizim tasavvuf tarihi kitaplarımızda da çok geçer. Ve hatta birçokları İslam tasavvufunu Hint mistisizminden ve Hristiyan mistisizminden de bir şeyler aldığını, etkilendiğini falan hep söylerler. Orası öyle bir dünyadır ki dışarıdan o duvarların arkasını hayal edenler orada çok farklı bir dünya hayal ederler. Daha doğrusu kendi kafalarından geçen şeyleri orada canlandırmaya çalışırlar. Fakat işin garip tarafı, biz bu mistik seyyahlara bakarız. Bu manastır tarihini yazanlar genelde bunlardır. Onlar da içeride olup biten şeylerden pek haber vermezler. Bir manastırın duvarından bahseder, kilisesindeki bir mozaikten uzun uzun bahseder, oradaki bilmem bir çeşmeden bahseder, orada bir ruhbanın gösterdiği olağanüstü hallerden bahseder. Fakat o manastır hayatı hep böyle bir sır olarak kalır. Gizemli bir dünyadır. Batı'da bu konuyla ilgili yapılmış filmler vardır. Manastır hayatıyla ilgili, Rahibeler Manastırı. Bizim Türk kamuoyunda da hep böyle bir ateşli rahibe figürü canlanır kafalarında falan. Zaman zaman basına bu manastırlarda gayri ahlaki ve gayri tabii cinsel ilişkilerle ilgili haberler de medyalarda yer alır. Fakat orası bir türlü böyle dünyaya kendisini açmaz. Geçen gün hani bizim Milli İstihbarat Teşkilatımızla ilgili işte MİT ilk defa kendisini kamuoyuna açtı, bilgi verdi falan.
Aynı böyle bir dünya. Tabii böyle bir dünyaya sizi nasıl kabul ettiler, nasıl şey ettiler, o da çok ayrı bir mesele. Tam 2,5 sene. Şöyle diyeyim, şuradan başlayayım. Ben Elazığlıyım. Elazığ İmam Hatip Okulu'nda öğrenciyken şehrin böyle dışındaydı. Orada bir devrim ortaokulu vardı. 27 Mayıs dolayısıyla adını öyle koymuşlardı ortaokulun. Biz oranın bahçesinde top oynardık. Yusuf Gülçe diye bir Süryani papaz vardı. Onun 3 tane oğlu vardı. Onlar da gelir bizden top oynarlardı. Biz öyle samimi olmuştuk ki o insanlarla. Zaman zaman top oynardık. Birkaç kişi biz acıkırdık. Gider onların evinde yemek yerdik. Onlar bazen bizim evimize gelir yemek yerlerdi. O papazın 3 tane çocuğuyla böyle bir arkadaşlığımız vardı, samimiyetimiz vardı. Ve ben o zamandan itibaren onları merak etmeye başladım. 1-2 pazar ayinine katıldım, cenaze törenlerine katıldım. Nasıl yapıyorlar, nasıl ediyorlar. Daha sonra biz fakülteye gittik. 3. sınıftayken Allah rahmet eylesin, Muhammed Hamidullah Hoca 2 sene bize işte derse geldi Erzurum'a, kader onu oraya getirdi. Biz de istifade ettik. Zaman zaman bekardı zaten. Kendisine tahsis edilen lojmana gider, akşam oturup sohbet ederdik. Bana dedi ki, İslam'ı anlamak istiyorsan dinler tarihini önce anla dedi. Dinleri anla dedi. Onu anlamadan olmuyor dedi. Hiç aklımda olmayan bir konuya o beni yönlendirdi. Fakülteyi de bitirince ilişkilerim hiç iyi olmayan bir dinler tarihi hocası da sanki Allah onu da yönlendirdi. Ben son sınıftayken gel dedi dinler tarihinden asistan ol dedi. Biz de asistan olduk ona. Ne çalışmak istersin dedi. Bilmiyorum hocam, siz söyleyin. Süryaniler üzerinde dedi çalışmak ister misin? Sonradan öğrendim. O Almanya'da kendisi söyledi. Doktora yaparken doktora konusu olarak bunu seçmiş. Fakat altından çıkamamış. Çıkamayınca bırakmış. Şeyhülislamlık üzerine doktora tezi yaptı daha sonra. İçinde de ukde kalmış. Bir adam bulayım da bunlar üzerinde buna bir çalışma yaptırayım. Bizim serüvenimiz böyle başladı. Ve 2 sene boyunca ben İngiltere'den getirdiğim bir Süryanca, İngilizce lügatle Süryanca, İngilizce yazılmış bir gramer kitabını önce tercüme ederek anlamaya çalıştım. 2,5 sene çalışmanın sonucunda şöyle 3 saatte 1 sayfa Süryanice İncil'i tercüme edecek kıvama geldim. Ama dil böyle öğrenilmiyor, olmadı. O 2,5 sene zarfında kafamı taştan taşa vurdum ve sonunda o manastıra kabul edildim. Kerhen beni kabul ettiler. 15 gün kaldım orada. Hiç kafamı döndürüp de bir tarafa da bakmıyordum. Meraklı bir tip olduğumu zannetmesinler diye. Dışarıdan da birileri oraya bir adam soktuk. Acaba oralarda neler oluyor diye yanıp tutuşuyorlardı benden konuşmak için. 10-15 gün sonra bana hiç yüz vermediler ve ben orayı terk ettim, evime döndüm. Bir 20 gün geçti, tekrar bana telefon ettiler. Ya gel gel dediler, sen gel bakalım buraya. Ben gittim ve gidiş o gidiş oldu. 5 yıl o manastırda onların ekmeğini yedim, suyunu içtim, onlarla beraber çalıştım. Şimdi bu manastır hayatını anlatacağım, biraz bunun altyapısını, bu Hristiyan mistisizmi nereden geliyor, ondan biraz bahsedeyim, ondan sonra size bu manastır hayatını anlatayım. Şimdi bütün dinlerde mistik bir dünya var, inzivaya çekilmek, dünyadan el etek çekmek, nefsini terbiye etmek. Bu Budistlerde de var, Brahmanistlerde de var, Taoizmde de var, Maniheizmde de var. Aşağı yukarı bütün dünya dinlerinde var. Hristiyanlığa biz baktığımız zaman Hazreti İsa'nın hayat tarzına bakıyoruz. Hazreti İsa
Milattan önce 4. yılda Kudüs'te, Galile denen bölgede Beyt Lehem köyünde doğmuş bir Yahudidir. Ana olarak, baba olarak saflı bir Yahudidir. Onun 30 yaşına kadar olan hayatı hakkında hiçbir şey bilinmemektedir. Apokrif İncil'ler dahil hiçbirisinde bir kelime yoktur. İsa diye biri yok. Yapılmış da bir elbise giyiyor. Böyle bir dünyadan el etek çekme hayatı ve materyalizmle mücadele ediyor. Dünyayı boş verin diyor. İsa'nın bu kalabalık arasında Yahya'ya gittiğini görüyoruz. Ve orada vaftiz edildiğini. Onun son 3 yıllık hayatı İncil'lerde bilinmektedir artık. Hazreti İsa'nın misyonu ve tebliğ hususunda onun şeriat anlayışı, onun hahamlarla mücadelesi üzerinde durmayacağım. Sadece bu mistik hayatla ilgili kısmın üzerinde duracağım. Hazreti İsa'nın mücadele noktalarından birisi o gün Roma dünyasında hakim olan materyalizmdi. Ve hahamlarla mücadelesi de bu noktaya dayanıyordu. Ticarethaneye çevirmişlerdi havraları. Dinin bütün pratiklerini mutlaka ticari bir şeyle örtüştürüyorlardı. Örneğin hac yapacak olan Yahudiler ihramdan çıkarken kurban kesecekler ve ondan önce bir günah itirafında bulunacaklar. Bir keçi kesiyorlar genelde. Günah itirafında da ihramdan çıkışta da adam köylü keçisini alıp gelecek bir keçi diyelim 50 liraysa onu kabul etmiyorlar. İlla mabetten keçi alacaksın. 50 lira değil 500 liradır tanesi veya 3000 liradır. İsa hep bunlarla mücadele etti. Ve insanların bir tek değer yargısı vardı. Materyalizmdi orada. Her şey bununla ölçülüyordu. İncil'ler bir şeriat kitabı değildir. İçinde dini hiçbir kural yoktur. Birer biyografidir. Hazreti İsa'nın hayatını anlatır. Nerede doğdu, kimden oturdu, kimden çay içti, nereye gitti, kimle münakaşa etti bunu anlatır. İncil'de sadece şeriatla ilgili bir bölüm vardır. O da onun Zeytin Dağı'ndaki meşhur vaazıdır. Hazreti Peygamber'in Ebu Kubeys Dağı'ndaki vaazı gibidir. İnsanları oraya topluyor ve orada onlara bir hitapta bulunuyor. Zeytin Dağı'ndaki vaazında şeriatla ilgili evamir-i aşere dediğimiz 10 emri orada sayar. Onun dışında bir de insanlara dünyadaki duruşları için şunu söyler. Ne oluyor size der. Bu nasıl bir imandır? Bu nasıl bir tevekküldür? Durmadan gece gündüz çalışıp yığıyorsunuz. Ne olacak? Ahiret için hiçbir şey düşünmüyorsunuz. Kendinize yetmiyor, çocuklarınız için de hazineler biriktiriyorsunuz. Hatta onlara da yetmiyor. Torunlarınızın geleceğini bile garantiye almak için mal mülk biriktiriyorsunuz. Halbuki şu kuşlara bakın diyor. Onlar sizden daha iyi Allah'a inanıyorlar ve tevekkül ediyorlar. Sabah yuvalarından aç karnına uçarlar. Tabiata yayılırlar. Rableri onlara geniş imkanlar sunmuştur tabiatta. Akşama kadar karınlarını doyururlar ve tok olarak yuvalarına dönerler. O gece mutlu uyurlar. Sabahleyin ne yiyeceğiz diye de derde düşmezler. Bu Rablerine olan güvenleridir. Bu kuşlar kadar da mı olamıyorsunuz der. Şu metre metre şallar, ipekler, atlaslar nedir bunun derdine düşmüşsünüz? Şu sümbüllere bakın. Tanrı'nın onları giydirdiği gibi giyinebiliyor musunuz? Bu anlayış, Hazreti İsa'nın bu anlayışı, hayattayken kendisine iman eden havari dediğimiz 12 kişi. Bunların içerisinde de okur yazar olan bir tek adam var. Hazreti İsa'nın başına o ihanet geldikten ve dünyadan ayrıldıktan sonra, bunlar zaten korkuya kapılıp dağılıyorlar.
Sonra Markos'un anasının evinde bir araya geliyorlar ve Hazreti İsa'nın hayat tarzını taklit etmeye başlıyorlar. Onun misyonunu anladıklarını da pek söyleyemeyiz. Elimizdeki kaynaklar, bilgiler bunu böyle gösteriyor. Yani bu insanlar İsa'yı anlamadılar bile. Ondan kalan en önemli hatıra o ihanete uğradığı gece beraber yedikleri son akşam yemeğidir. Bütün kiliselerde bir masanın etrafında 12 kişi dizilmiştir, yemek yiyorlar. Ona son akşam yemeği diyorlar, kominyon diyorlar ayrıca da. Bir tek onu yapıyorlar. Kendisinden sonra da cemaat böyle devam ediyor. İsa herhangi bir dinden bahsetmemişti. Hristiyanlık diye bir şey de yoktu. Havraya devam ediyorlardı diğer Yahudilerle beraber. Sep gününe riayet ediyorlardı. Hatta mevcut Yahudilerden farkları neydi bu İsa'nın cemaatinin diye bir soru soracak olursak, İsa'nın cemaati radikal Yahudilerdi. Onları dini sulandırmakla, dine riayet etmemekle, dini dünya işlerine alet etmekle suçluyorlardı ve Musa'nın şeriatına eklemeler, çıkarmalar yaptıklarıyla suçluyorlardı onları. Bunlar dosdoğru Musa şeriatına bağlı samimi Yahudilerdi. Ve bu cemaatin başına İsa'dan sonra kardeşi Yakup geçer. Meryem sonradan o dülger Yusuf'la evlenir ve çocukları olur. Yakup da onun büyük kardeşidir. Yani İsa'dan küçük de diğer kardeşler arasında büyük olandır. Cemaatin başına o geçer. Son derece de dindar bir Yahudidir. Yahudi kaynakları ve Luka'nın yazdığı Resullerin İşleri adlı kitapta Yakup Allah'a o kadar ibadet ederdi ki diz kapakları devenin diz kapakları gibi secde etmekten dolayı nasırlaşmıştı der. Zaman zaman kuraklık falan olduğunda yağmur duası için Yahudiler gelip ona yalvarırlardı. Yakup'u götürür, ona dua ettirirlerdi. Bu kadar da Yahudiler arasında bir etkinliği var. Bu insanlar yani Yahudiydiler. Ne Hristiyan ismi vardı ortada, ne şu ne bu. Hazreti İsa'nın o hayat tarzını da kendilerine prensip olarak, hayat prensibi olarak seçmişlerdi. Sabah herkes gider, çalışır, eder. Kazandığı parayla yiyecek alır gelirdi. Ve bir arada o yiyecekleri kapıdan geçen fakir ederlerdi. Bu komün yaşayışı o günkü materyalist dünyada anlaşılır bir şey değildi. Sıkıntı veriyordu onlara. Ve durmadan aç olan, miskin olan, fakir olan insanlar duyuyorlardı. Ya bir grup var, bunlar yemeğe başkalarını da alıyorlar. Aç olanlara yemek veriyorlardı. Kim bu grup, kim bir grup? Bu grubu tanımlamak gerekiyordu. İsa peygamberin orijinal ismi Yeşu'dur. Arapçaya İsa olarak geçmiş, Araplar İsa diyorlar. Grekler, onlar da Krist diyorlar. Krist. Hristiyan ismi de karşıtları tarafından bunları tanımlamak için. Kim bunlar? Kim bunlar? Hristiyan. Yani İsa'nın taraftarları, kelimenin tam tercümesi İsevi demektir. Bize de Batılılar Muhammediyan derler ya, Muhammed'in taraftarları gibi. Ve ilk defa bu isim Antakya'da 50'li yıllarda kullanılmaya başladı, duyulmaya başlandı. Yani Hazreti İsa bu ismi hiç duymamıştı. İlk havariler de bu ismi hiç duymamışlardı. Bu cemaat namaz kılardı, oruç tutardı. Musa şeriatına, o evamiri aşereye harfiyen uyardı. Kader farklı tecelli etti. Antakya'da bu cemaat, orada da bir cemaat oluştu. Bizim Antakya yani, Hatay Antakya'da. Putperestler de bu cemaate girmeye başladılar. Karnı aç olan, miskin olan, yemek derdinde olanlar da gelmeye başladılar. Cemaat çoğaldı.
Yahudiler zaten bunlar. Bu gelen putperestlere yiyip içiyorlar. Devrişli gün bakıyorsun pagan mabetlerine gidiyorlar. Orada putlara kesilen kurbanlardan da yiyorlar. Sünnet olmayı reddediyorlar. Havraya gelmiyorlar. Ha, anlaşıldı ki bunlar sırf yiyip içmek için buraya devam ediyorlar. Yahudi asıllı bu çekirdek cemaatle bu cemaate yeni katılan putperest kökenli insanlar arasında çatışma çıktı. Bu dönemde Pavlos diye bir adam ortaya çıkıyor. Milattan önce 8 yılında bugünkü Tarsus'ta doğmuş. Bugünkü Hristiyanlığın gerçek kurucusu odur. Roma vatandaşı, Yahudiliğin Ferizilerin mezhebine mensup, teoloji ve felsefe tahsili yapmış, çok zeki, enerjisi çok fazla olan bir insan. Hazreti İsa'nın taraftarlarına karşı tavrı da Ebu Cehil gibidir. Onlara en fazla işkence ve zulüm yapmış, İsa'yı hayattayken görmemiş bir zattır. İsa'dan sonra Şam'a giderken bir yolculuktaki vizyonda şunu söyler. Resullerin İşleri adlı kitapta bu anlatılır Luka tarafından. Luka onun öğrencisidir. Der ki birdenbire gökten bir ses duydum. Seul, Seul, bana niye eziyet ediyorsun? Bir etrafıma baktım, bir de göğe baktım ve onu gördüm. İsa'yı kastediyor. Bana dedi ki şehre gir ve beni bekle. O sesi hiç kimse duymadı. O görüntüyü de kimse görmedi. Sadece ben gördüm. Şam'a girdik. Dediği eve gittim, bir kadının evine. Orada diyor bana tekrar göründü. Ve bana dedi ki ben hayattayken 12 havari seçtim. Her birisini bir Yahudi sıptına, kabilesine yani koluna. Seni de bütün dünyaya, Yahudilerin dışında kalan bütün insanlığa milletler havarisi olarak tayin ettim. İşte bu ipleri eline alıyor. Kudüs'e geliyor. Barnaba ile beraber. Fakat evveliyatı bilindiği için pek ciddiye alınmıyor. Bu işin içerisinde bir fitne var, bir fesat var, bir oyun var. Sonunda Yakup bunu çağırıyor, diyor ki bak senin hakkında eski bir mazin geçmişin var, bir tarafta bir kazaya kurban gidebilirsin, sen git bir müddet Tarsus'ta kal. Tarsus'a gönderiyor. Daha sonra Antakya'da böyle bir cemaat oluşunca Yakup Barnaba'yı oraya gönderince Barnaba da gidiyor Pavlus'u alıp Antakya'ya getiriyor. Cemaati organize ediyorlar orada. Fakat cemaat arasında ilk fitne çıkıyor. Pavlus diyor ki ya sünnet olmayın diyor. Yahudilerle bunlar çatışmaya başlıyorlar. Bunun üzerine ilk Hristiyan konsili 51 yılında Kudüs, Yakup'un başkanlığında havariler ilk konsili topluyorlar. Henüz Hristiyanlık falan da yok orada. Cemaat bölünmesin diye Yakup diyor ki Nuh şeriatından kalan şu 4 şeye mutlak surette herkes uyacak. Bunlar putlara kesilen kurbanlardan yemeyecekler bu putperest kökenliler. Zina etmeyecekler. Boğulmuş hayvan eti yani Allah'ın ismiyle kesilmemiş hayvan yemeyecekler. Bir de o kurban kanlarını kan da içiyorlardı, bunu da yemeyecekler. Geri kalan sünnettir, dinin diğer yerleridir, havraya devam ederek bunu öğrensinler. Fakat sonradan iş böyle gelişmiyor ve Pavlos'u linç ediyorlar bu faaliyetlerinden dolayı. Pavlos Roma vatandaşı olduğu için askerler tarafından kurtarılıyor ve ondan sonra Kudüs'ten ayrılıyor. Kendisini Milletler Havarisi ilan ediyor ve İsa'nın şeriatı göndermek üzere geldiğini iddia etmeye başlıyor. Onun hahamlarla olan mücadelesini bizzat şeriatla. Şeriatı da şöyle tarif ediyor. Kısaca buraya değinip geçeyim bundan sonra. Diyor ki, Adem'le Havva bir günah işlediler. Bu yüzden cennetten kovuldular.
Ama o asli günah onlarla devam etti. Onların neslinden gelen her insan da o asli günahla doğar. Allah acıdı insanlara. Zaman zaman peygamberler gönderdi. Kutsal kitaplar gönderdi. Fakat netice alamadı. İnsanoğlu yine de günaha gidiyordu. Sonunda dayanamadı. Onun rahmeti boldu. Acıdı kullarına. Kendi oğlunu gönderdi İsa'yı. O tabiri ilk Pavlus kullanır. Ve insanlığın günahlarına kefaret olmak üzere kanını haçın üzerinde döktü. Böylece şeriat kalkmış oldu, kefaret yerini buldu. Bundan sonra günah işleyecekler, onlar da İsa'nın vekalet verdiği papazlara gidip itiraf ettiklerinde bu iş tamamlanacak. Şeriat bir katildir diyor. Şeriat günahın bizatihi kendi kaynaklandığı merkezdir diyor. Ve buna enteresan da bir örnek veriyor. Şeriat olmazsa günah da olmaz diyor. Şu nikah denen şey şeriatın ortaya attığı bir şey değil mi? Zina o yüzden çıktı ortaya diyor. Halbuki nikah olmasa zina denen bir şey olmayacak. Zaten böyle bir kavram da olmayacak diyor. Ve ömrünü şeriatla mücadeleyle geçirdi. Bu cemaatler arasındaki kavga devam etti gitti. 70 yılında Titus Kudüs'ü yerle bir edince İsa'nın bu çekirdek cemaati bugünkü Ürdün'de Pella denilen yere geldi yerleşti. Hazreti İsa'nın akrabaları cemaati yönetiyorlardı. Bunlar namaz kılan, oruç tutan, Hazreti İsa'ya peygamber olarak bakan insanlardı. Antakya'da devam eden bu putperest kökenli kilise ise bu Yahudi asıllarla mücadeleleri aşağı yukarı 3 asır sürdü. Ve sonunda tevhidçiler bu mücadeleyi kaybettiler ve bugünkü Hristiyanlık 325'ten sonra İznik Konsili'nde şekillendi ve bu şekilde devam etti. Bu 3 asır boyunca yani 313 yılında Konstantinos'un Milano'daki hürriyet fermanına kadar devletle Hristiyanlık bir ölüm kalım mücadelesine girmişlerdi. Devlet yeryüzünde Tanrı'nın hakimiyetini, ilahi melekutu iddia eden Hristiyanlığa önceleri ses çıkarmadı, sonraları savaş açtı. İlk defa İmparator Neron Roma'daki bir yangını bahane ederek Hristiyanları tutuklattı. Sonra İmparator Trajan döneminde onun bir doğu seferi vardır Antakya ve Urfa üzerine. Antakya piskoposu Ignatius Nurani'yi zincirlere vurarak Roma'ya gönderdi ve orada arenada aslanların önüne atarak parçaladı. Ondan önce Efidios'un başına bu gelmişti. İş öyle bir hale geldi ki 202 yılında Septimus Severus Hristiyanlıktaki sünneti yasakladı. Decius dönemine geldiğinde devlet öyle korkunç bir baskı içerisine girdi ki Hristiyan olanlar öldürülüyordu. Malları mülkleri de müsaade ediliyordu. Çocuklarına falan miras hakkı da verilmiyordu. Hatta Libellius diye bir belge çıkartmıştı, nüfus kağıdı gibi. O belgesi olmayan insan tutuklanıyordu. O belgeyi alabilmek için devletin resmi dininin icra edildiği putperest mabede gidiyorsunuz. O mabette Jüpiter'in önünde İsa'ya hakaret ediyorsunuz, onu reddediyorsunuz ve putlara kurban kesiyorsunuz. Onun karşılığında size bir belge veriliyor. Askerler yolda şurada burada kimlik kontrolü yapıldığında Libellius'u çıkardığınız zaman tamam geç diyorlar. Yok değilse buna bu Hristiyan olabilir diye canına ot tıkıyorlardı. Bu 300 yıllık baskı döneminde korkunç katliamlar oldu. İnsanlar büyük katliamlara uğradılar ama bu dökülen kan Hristiyanlığın genç fidanlarına su vazifesi gördü ve bu fidanlar büyümeye başladılar. İnsanların kalpleri buraya meyletmeye başladı. Manastır hayatı bu baskılar sırasında doğdu. Yahudilikte yoktu böyle bir şey.
Batı dünyasındaki pagan dinlerinde de yoktu. Eski Roma dininde, Kelt dininde, eski Greklerde, Makedonlarda, Vikinglerde de böyle bir inziva anlayışı olan bir şey yoktu. O dönemlerde bu insanlar askerlerden kaçmak, Romalıların zulmünden kurtulmak için askerlerin ulaşamayacağı sarp kayalıklarda, dağ başlarında önce kulübeler, ağaç kovukları vesaireler oluşturdular ve kaçanlar da bunların yanına geldi. Böylece manastır hayatı ilk dönemde kendiliğinden doğmuş oldu. Fakat devlet Hristiyanlığı 313 yılında Milano fermanıyla hürriyet verdikten, 325 yılında İznik konsiliyle organize ettikten sonra 380 yılında da resmi din olarak kabul edince manastır hayatı organize Hristiyanlığın tabi kurumları haline geldi. Ve kurallar başladı bu şeyde. Manastırın temel felsefesi İsa'nın o ilahi melekut, kıyametin geleceğini haber vermesi ve dünya hayatından el etek çekme felsefesi üzerine bina edildi. Manastırlar bu şekilde şekillenmeye başlandı. Ama Batı Hristiyanlığında bu yok. Sadece Suriye bölgesinde var, Mısır bölgesinde var, Filistin'de var ve Anadolu'nun belirli bir yerinde var. İlk defa Hristiyan mistisizminde bunu yani tasavvuf kelimesi karşılığı algılayıp mistisizminde kuralların ortaya çıkması 3. yüzyılın sonlarıdır. 270'li yıllardır. Doğuda Afrahat diye bir mistik, onun yazdığı kurallar var. Hristiyan kilisesi de yüzyıllarca halen de şuur altında aynı düşüncededir. İnsanın dünyaya bakışını ve Hristiyan hayatını bu Afrahat'ın kurallarına göre belirler. Bu kuralların belli başlıcaları şunlardır. Evlilik kötü bir şeydir. İnsan evlenmemelidir. İsa'yı seven, ona gerçekten inanan dünyanın hiçbir lezzetinden tad almamalıdır. Güzel yemek yememelidir, güzel elbiseler giymemelidir, zevk ve sefa veren şeylerden uzak durmalıdır. Ama normal insanlar için bu geçerli olmayınca onlara da demişlerdir ki tamam siz de normal insanlar gibi yaşayın. Doğuya biz baktığımız zaman yüzlerce manastır görürüz 4. yüzyılın başında. Ve bu manastırlarda yüzlerce, bazılarında binlerce ruhban olduğunu da görürüz. Bir müddet sonra doğuda kadın ve erkek manastırlarının ayrıştığını görürüz. Ve toplumda bunlar biraz da kilisenin baskısıyla genç yaşta 12-13 yaşında çocuklar zorla manastıra alınmaya başlanır. Erkeklere benâ-i kıyûmu diyorlar, kızlara da benât-ı kıyûmu diyorlar. Yani şu Urfa'dan Bağdat'a kadar, oradan Ürdün'den Suriye'nin bu tarafından bizim Güney Adana yöremize kadar 4. yüzyılda 100'ün üzerinde büyük manastırın ismi geçmektedir. Yerleri belli. Bunların bazıları da bugün hala devam etmektedir oralarda. Sonra 5. yüzyılda Rabbula diye bir Urfa piskoposu vardır. Hristiyan manastır hayatını organize etmiştir. Sistematik hale getirmiştir. Buraya hem eğitimi sokmuş, hem sağlık işlerini sokmuş, hem de çok katı kurallar getirmiştir. O katı kuralları şu anda burada saysam hem vakit alır hem de lüzumsuz addediyorum ama şu var, insanın fıtratına uygun olmayan yaşama kurallarıdır. Bunun en meşhur örneklerinden birisi bütün Hristiyan dünyasının en büyük mistik kabul ettikleri Mor Afram'dır. Bu da bir Süryanidir, Nusaybinli Mor Afram. Bunun özellikle şiirleri, bu
Benayi kıyomu, benatı kıyomu dediği, Süryanilerin dediği korolardır bunlar. Kiliseye müziği ve koroyu ilk sokan adam budur. Batı bunu bilmiyordu. Yani bugün bütün dünya kiliselerindeki o müzisyen koroları yine bir doğuludan, bu Mor Afram'dan, onun kurduğu korolardan çıkmıştır. Bu dönemden sonra siyaseten de bu manastırların geliştiğini vesaire şeyini görüyoruz. İnziva, zulüm, teolojik tartışmalar da manastırların çoğalmasına sebep olmuştur. Bir manastırda bir grup, diyelim insanın tabiatları üzerine farklı şeyler söylüyorlar, kavgalar başlıyor, o grup ayrılıyor, yeni bir manastır kuruyor. Bu da manastırların oluşmasına başka bir sebep olmuştur. Yine bunun dışında siyasi nedenlerle de manastırlar çoğalmaya başlamış. Bir de Hristiyan mistisizminin en önemli noktalarından birisi meczupların bu manastırlarda çok olması. Batılılar bunlara münzeviler ve sütuncular diyorlar. 6. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar 1870'li yıllarda bunun son örnekleri Halep civarında vardı. Bugün artık yok. Bu inziva hayatı o kadar katı kurallara bağlanmış ki 5. yüzyılda Mor Şem'un Antaki isimli bir ruhban kendisine küçük bir direk yaptırmış. Üzerine de leylek yuvası gibi böyle bir kafes gibi bir şey yaptırmış. Çıkmış oranın üstünde teemmüle dalmış, inziva hayatına çekilmiş. Sonradan bu sütunu bir müddet daha yükseltmiş. Sonradan da taştan bir sütun kendisine yaptırtmış. Ve günlerce ayakta o sütunun üzerinde böyle duruyor. Nefsini terbiye ediyor. Oruç tutuyor bu şekilde. Yiyeceklerini de bazen işte haftada bir sepeti iple aşağı salarak oradan öğrencileri veriyor. Şu Sultanahmet Meydanı'nda da tarih içerisinde iki tane Rum münzevi öyle vardır. O sütunlar öldükçe birisi gelir orada günlerce kalır. Bu rahiplerin yazdıkları kitaplarda bunun yüzlerce örneği var. Hem Süryanilerde, hem Kıptilerde, hem Keldanilerde, hem Marunilerde, hem Melkitlerde yüzlerce cilt kitap var bununla ilgili. Hatta mesela bizim bu Kapadokya bölgesi dedikleri iç Anadolu bölgesinde şeyler var. Peri bacaları var. Bizim çocukluğumuzda ilkokul kitaplarında tabiat bilgisi kitaplarında vardı o peri bacaları. Kültür Bakanlığı'nın hazırladığı kitaplarda da var onlar. Ve bunlar böyle tabiat şeyi sonucunda, kar, yağmur, rüzgar sonunda oluştuklarını falan söylüyorlar. Bu doğru bir bilgi değil. Orada yeraltı şehirleri de var. Kilise tarihlerinde orasının orijinal adı Keşişler Vadisi'dir. Ve Anadolu'da en fazla keşişin yaşadığı yer orasıdır. Güneşin doğuşu ve batışı dünyanın en muhteşem görüntü veren bölgelerinden birisidir orası. Gidenler onu bilirler. Bu dediğim münzeviler, bu sütuncuların anlayışı oraya hakim olmuş. Onların dikkat ederseniz işte o peri bacalarının bir de böyle minare kaidesi gibi bir yeri vardır. Çoğu hala yani bütün yüzyılların tahribatına rağmen belli daha kaybolmamış. Bazılarının içerisinde de bir kişinin böyle girip uzanabileceği, oturabileceği de yer var. Şöyle bir hayal edin. Sabah güneş doğarken binlerce rahip o peri bacaların üzerinde çıkmış güneşe karşı dua ediyorlar. Akşam da batarken yine o peri bacalarının içinden çıkıp oradan dua ediyorlar. Orası inziva yerleridir onlar. Ve dünyada ikinci bir örneği olmayan bir vadidir orası aynı zamanda. O yeraltı şehirleri de özellikle hem Hristiyanlığın 325 yılından önceki döneminde hem de 451 Kadıköy Konsili'nden İslam hakimiyetinin o bölgelere geldiği noktaya kadar
bölge Hristiyanlarının katledilmesiyle ilgilidir. O yeraltı şehirleri dile gelse orada on binlerce insanın feryadı figanları insanların vicdanlarını parçalar şimdi. Özellikle 451 Kadıköy Konsili'nden sonra 1. Justin ve Justinian dönemlerinde, Mavrikos döneminde, kısmen Zenon döneminde, biraz da Heraklius döneminde o katliamlar o kadar korkunç bir dereceye varmıştır ki devlet Hristiyanlar Hristiyanları katlediyor. Sebebi şudur. Kaiser o papizm siyasal sistemini ülkede oturtmak. Ne demek o? Yani tek din, tek kilise, tek kilise, tek kanun ve tek devlet. Mezhepleri yok etmek. Yani Süryanileri, Keldanileri, Nasturileri ve Kıptileri. Ve bu Bizans ordusunun başında da Fener'in Rum ruhbanları giderlerdi. Mesela Patrik Akakius'un bir kilise tarihi var. Aynen onda şu ifadeler var. Bu Halep'in kuzeyinde İmparator Justinian döneminde Beit Şems denen yerde öyle bir katliam yapıyor ki askerler, rahipler başlarında aynen patriğin tabiri diyor ki askerler diyor sardılar 115 bin kişiydi diyor sarılan insanlar. Bunları koyun boğazlar gibi tabir de kendisine ait. Çoluk, çocuk, genç, yaşlı, ihtiyar demeden katlettiler. Dünyanın en büyük katliamları bunlar olmuştur. Justin döneminde 529 yılında Antakya kökten boşaltılır. Antakya'nın o tarihteki nüfusunu size söyleyeyim, bunu bir hayal edin. 550 bindir şehir nüfusu. Dünyada o dönemdeki şehirlerin nüfusu 10 ile 20 bin arasındadır. Ortalama bir şehir. Üç büyük şehir var bütün dünyada. Roma, bugünkü İtalya'nın başkenti Roma. Birisi bizim bu Antakya'mız, birisi de Mısır'ın İskenderiye'si. Devletin, Roma İmparatorluğu'nun bu üç merkez hem siyasi, hem askeri, hem ekonomik merkezlerdir. Bu yüzden büyüktürler. İslam fethinden sonra bir de Antakya öyle bir nüfusa kavuşmadı. Antakya'daki yaptıkları katliamlarda günlerce o Asi Nehri kan akmıştır, ceset akmıştır. Erkeklerini öldürmüşler. Çocuklarını Ermenistan steplerine sürmüşler. Kadınları da alıp buraya İstanbul'a getirmişler. O tarihe kadar İstanbul'da manastır denen bir şey yok. Bir iki tane erkek manastırı var. İstanbul surlarının dışında yüzlerce manastır birden ortaya çıkmış. Hepsi de kadın manastırı. Bu Antakyalı kadınlardır onlar. Kocaları öldürülmüş, çocukları bugünkü Kafkasya'nın ötesine sürülmüş, kadınlar da İstanbul'a getirilmiş, soyları ve nesilleri yok edilmek üzere burada bir manastır hayatı kendiliğinden doğmuş tekrar. Ve bu katliamlar devam ederken biz İslam ordularının Hazreti Ebubekir döneminde işte Irak'a ve sonra Suriye'ye girdiğini İslam tarihçileri hep şunu yazarlar. Yani çok çabuk fethedildi. Mesela Heraklius bir Yermük Savaşı sadece. Yermük Savaşı'yla koca Suriye'yi terk etti gitti. Koca bir bölge bir savaşta nasıl terk edilir? Gözyaşları arasında terk etti hem de. Ve bizim tarihçilerimiz bunu anlatırken hep şunu söylerler. İman kuvvetiyle işte tamam. Ya güzel, yeni dinin verdiği bir heyecan var. Elbette o imanın hiç yatsınmayacak çok önemli bir motor gücü var ama fakat hepsi de o değil. Hazreti Ömer'in bir Kudüs'e girişi vardır. Kudüs'ün teslim edilişi. Ses kötü mü geliyor? Peki. Bizim kitaplarımızda sahabe-i kiramın önemlerinin bir de lakapları vardır. Hazreti Ebu Bekir'in lakabı Sıddık'tır. Hazreti Ömer'inki Faruk'tur.
Hazreti Osman'ınki Zinnureyn'dir. Hazreti Ali'ninki işte Haydar'dır vesaire, daha başka lakapları da var. Bizim gene klasik kaynaklarımızda bu lakapları nasıl aldılar, bunlara niye verildi? İşte mesela Hazreti Ebu Bekir için bazı kaynaklarda işte peygamberin Miraç'a gidişini kendisine anlatırlar, işte ya böyle böyle diyor, senin inandığın bir gecede kalkmış gitmiş şey etmiş falan, işte o söylemişse doğrudur derken işte çok tasdik edici anlamında bu sıfat peygamber tarafından ona verilmiş vesaire. Hazreti Ömer'in bu Faruk sıfatı için de yine kitaplarımızda şöyle bir anekdot anlatılır. Bir Yahudi ile bir Müslüman bir meselede ihtilaf etmişler. Peygamber'e bunu götürmüşler dava olarak. Peygamber de ikisini dinlemiş, Müslüman'ın lehine karar vermiş. Yahudi demiş ki taraf tuttu bu. Sen aynı dindensin, ben beğenmiyorum. Kalk Ömer'e gidelim. Yahudi öyle deyince Müslüman da hadi gidelim demiş. Ömer'e gitmişler, Yahudi durumu anlatmış. Demiş ki böyle böyle işte Muhammed taraf tuttu, sana geldik. Bre kafir sen, ha Muhammed taraf mı tuttu? Ömer kılıcı çıkarmış, hemen o Yahudinin kafasını kesmiş. Hadisede peygambere intikal ettirildiğinde o da Ömer Faruk'tur demiş. Hak ile batılı ayıran anlamında. Bazı kitaplarda farklı şeyler de yer alıyor. Bunlar uydurmadır. Yani özellikle bu hadise Müslümanların kendi peygamberlerine iftira etmeleridir adeta yani. Hazreti Ömer'in öyle bir tavrı. Hazreti Ömer'in Faruk sıfatını bu bölge Hristiyanları vermişlerdir. Bu katliamlar, korkunç katliamlar, Kudüs'ü teslim almaya gelirken Kudüs'ün genci, yaşlısı, ihtiyarı, kadını, erkeği, Süryanisi, Ermenisi, Rumu, Keldanisi, Kıptisi kapının önüne çıkmışlardır, surların dışına çıkmışlardır. Çiçeklerle Hazreti Ömer'i karşılarken attıkları bir tek slogan var. Yüzlerce kitapta gördüm ben bunu, hem Kıptilerin kitabında hem Süryanilerin. Foruko, Foruko diye tempo tutuyorlar Hazreti Ömer'e. Kurtarıcı demektir Foruko kelimesi. Arapçaya böyle tefrik mefrik anlamıyla alakası yok. Kalıp öyle gelseydi fail vezninden Faruk olmazdı da Farik olurdu. O Foruko, Faruk şeklinde geçmiş Arapçaya. Gayrimüslimler vermişlerdir. Bu Müslümanlar için bir şereftir. Doğrusu da budur. Şimdi eğer o gün İslam orduları arkasından biz Türkler Anadolu'ya gelmeseydik, bakın bugün yeryüzünde bir tane Ermeni kalmazdı. Bir tane Süryani kalmazdı. Bir tane Kıpti kalmazdı. Doğu Hristiyanlığından bir tek adam kalmazdı. Şu Ermeni tarihlerini birileri kalkıp şu Ermenice'yi öğrensinler. 7. yüzyılla 12. yüzyıl arasındaki Ermeni tarihlerini açıp bir orada bizim hakkımızda neler yazmışlar. Biz Ermenice bilmiyoruz, onlar da hiçbir şey yazmıyorlar. Kılıç Arslan vefat ettiği zaman sadece Mor Mikhail Rabo'nun o meşhur tarihinden bir örnek vereceğim size. O dönemde hem patriktir hem bölge valisidir. Kılıç Arslan onu bölge valisi yapmış. Bir Süryani patriği, merkezde Malatya'dır. Kılıç Arslan vefat ettiğinde tüm Süryani kiliselerinde 40 gün yas ilan edilir, 3 günde yas orucu tutulur. Ermeni kiliselerinde de 3 gün yas ilan edilir ve oruç tutulur. 19. yüzyıl, 20. yüzyıla geldik. Batılıların o el atmaları sonucunda Ermeniler bir maceranın peşine takıldılar. O millet-i sadıka dediğimiz insanlar. Ve bir kumar oynadılar. Acı ve gözyaşına sebep oldular. Süryaniler bunu yapmadılar. Atatürk
Ankara ilk geldiğinde henüz milli mücadelenin sonucu belli değil, bir hayal, tünelin ucu görülmüyor. Ankara garında bir avuç Ankaralı'nın içerisinde Süryani Patri İlyas Şakir de var. Ve bütün azınlıklar Lozan'a heyet gönderdikleri halde Süryaniler göndermediler. Biz azınlık değiliz dediler. Bir tercihlerini yaptılar. Bundan sonra da bizimle beraber mi yoksa bizden ayrı mı, bizimle beraber olmaya karar verdiler. Bu manastır hayatını anlattıktan sonra bundan sonra Türkiye'nin önünde bir Süryani soykırım tehlikesi de var. Biraz ona da değineceğim. Tarihi süreci kısaca bu. Şimdi biraz da böyle magazinel yönüyle ben hadiseye bakayım. Sizi fazla sıkmak istemiyorum. Şimdi manastıra gitmeye karar verdim. Şimdi ben okuyorum, yazıyorum, lügat yardımıyla da sökebiliyorum ama fakat kelimelerin, harflerin tam seslerini bilmiyorum. Yani şu harf gırtlağın neresinden çıkar, bunu bilmiyorum. Elazığ'da da bir Süryani kilisesi var. Orada bir tane papaz Muşe var. Musa Dağ'dır adı. İlk ona gittim. 18 harf bizim Uygur alfabesinin aynısıdır o harfler. Sami harfler. Gittim ona, tanıştık. Dedim ki bana şu 18 harfi öğret, bunlar nasıl telaffuz ediliyor, hangi sesler çıkarılıyor. Ne yapacaksın dedi. Dedim ben böyle böyle bir şey çalışmak istiyorum falan. Çalışmalarımı gösterdim. Olmaz dedi bu. Ne yapacağız? Hele birkaç gün gel git dedi. Ben birkaç gittim geldim. Sonuç olarak bana söylediği şey, seni önce bir vaftiz edelim dedi. Ondan sonra sen bunu ne edeceksin? Yahu abuna diyorum. Abuna Süryanca'da peder demek. Abuna diyorum. Ben henüz ona şey değilim, yani ruhen, psikolojik olarak müsait değilim. Hele bunları öğreneyim, sonunda karar verirsem olur. Yok diyor. Önce vaftiz edelim, ondan sonra bu işi şey edelim. Sabah 8'de gidiyorum, akşam 8'de 10'a kadar bir harf söylemiyor bana. Sonunda ufak tefek zaaflarını hissettim bunun. Devrişim gelirken bir tane karpuz elime aldım. 2 kilo da süt aldım yanıma. Getirdim, ona hizmet ediyorum böyle. Bir harf söyledi o gün. Olef dedi. Olef. Elife Olef dedi. İkinci gün yine ben bir şeyler aldım götürdüm. O gün bir şey söylemedi. Üçüncü gün neyse tam bir ay gittim geldim, onun telefon paralarını yatırdım, onun elektrik borçları vardı yatırdım, onun su parası vardı yatırdım, 18 harfi nihayetinde bana öğretti. Son 3 harfi kaldı. Dedi ki onları söylemem için sana bir şartım var dedi. Nedir dedim. Dedi bu İmamlar dedi yanlış şey ezan okuyorlar dedi, siz bilmiyorsunuz dedi. Bunu gidip dedi İzzet Paşa Camii'nde cuma günü dedi müftüye git söyle dedi. Ben gelip o kürsüde açıklayacağım dedi. Ya buna ben müftüyü tanımıyorum, müftülüğü de bilmiyorum ben. İzzet Paşa Camii işte buranın Süleymaniye Camisi gibi en büyük cami, yani papazı götürüp burada şey dedim. Dedim bu imamlar neyi yanlış söylüyorlar? Dedi bak ezan okuyorlar dedi. Eşhedü en la ilahe illallah diyorlar. Allah yoktur diyorlar, yani inkar ediyorlar diyor. Şimdi o Arapçayı pek bilmiyor. Öyle biraz kulaktan dolma şeyleriyle öyle şeyler söylüyor. Zar zor o yanı bu yanı, nihayetinde o 3 harfi de öğrendik. Sonunda 2,5 yıl şey neticesinde ben o manastıra gittim. Manastırda dediğim gibi önce kısa bir süre 10 gün kaldım. Ondan sonra vazgeçtim, gittim. Sonra beni tekrar çağırdılar. Ben oraya gittiğimde
Oradaki durum şuydu. 5 yıl kaldım. Ve şuna inandım. Manastır hayatını ve ruhban psikolojisini bilmeden Hristiyanlığı anlamak mümkün değildi. Doğu Hristiyan geleneğinde, Ortodokslarda, yani Ruslarda, Sırplarda, Bulgarlarda, Yunanlılarda, Kıptilerde, Süryanilerde, Nasturilerde, Keldanilerde 5 çocuğu olan aile bir çocuğunu manastıra vakfetmek zorundadır. 1970'li yıllara kadar Mısır, Suriye ve Türkiye'de Süryani ve Kıptiler arasında bu geçerliydi. Habeşistan'da bugün hala geçerli, Hindistan'da da Malabar Kilisesi'nde hala geçerli, İran'da da Nasturiler arasında köylerde geçerli. Bir Irak'ta da Marmatta Manastırı'nda geçerli. Yani 5 tane çocuğunuz varsa birisini manastıra vakfediyorsunuz. Artık o çocuk sizin çocuğunuz değil. Fakat artık bu şehirleşme, modern dünya vesaire bunu kaldırdı. Artık böyle bir vakfetme yoktu. Ben bu vakfedilen insanlardan birisine rastladım. Halen de yaşıyor, 80 küsur yaşına geldi. Abuna Thomas diye birisi. Manastıra ilk gittiğimde manastır reisi bana dedi ki, hocam dedi, bu Abuna Thomas'a biraz dikkat et dedi. Ben herhalde yani biraz çatlaktır bu. Yani bundan münakaşa falan etme. O anlamda dedim, söylüyor. Sakalları tam bu göbeğindeydi. Bıyıkları da aynen öyleydi. Saçlarını 3 numaraya vermişti. 5 yaşındayken manastıra gelmişti. 82 yılında gittiğimde 51 yaşındaydı. Ben 51 yaşında tanıdım. Yani 45-46 senedir o manastırda. Bu 45 yıllık zaman içerisinde 3 sefer manastırdan dışarı çıkmış sadece. O da hastalandığı için Midyat'a getirmişler, merkeze getirmişler. Bu dediğim manastır Midyat'ın 25 kilometre dışında bir dağın tepesindedir. Hayatı şöyleydi. Yani ruhban, tipik bir ruhban hayatı. Sadece ibadet zamanı kiliseye iner, yemek zamanı da yemekhanede gelir, yemeğini yerdi. Siz ona nasılsınız dediğinizde sağ ol derdi. Siz nasılsınız demezdi. Bunu zait bir kelam addederdi. Lüzumsuz bir kelam. Dünyayla ilgili bir kelam. Ve o hücresinden hiç çıkmazdı. 99'luk tesbihleri vardı. Yani 99 bizim tabirimiz. Sayı olarak 99 değil. Uzun böyle tesbihleri vardı. Saatlerce ben bilirim. Alohu, 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 alohu diye binlerce defa mesela Allah'ın ismini zikrederek tesbih çekerdi. Şimdi orası çok sıcak. Gittiğim zaman da yazın gittim. Herkes dışarıda yatıyor ama akrep korkusundan ben dışarıda yatamıyordum. Ben odada yatıyordum. Gece 2'ye 3'e kadar da uyuyamıyordum sıcaktan. Korkumdan pencere mencere de açamıyordum. O zaman da çok fakirdiler. Elektriği de yoktu manastırın. Suyu yoktu, yolu yoktu. Böyle orta çağın çok kötü bir dönemini adeta yaşıyorlardı. Saat gece 2-3'ten sonra ancak böyle dalıp gidiyordum. Gidişimin daha 1. ayıydı. Gene öyle 2-3'ten sonra dalmış vaziyetteyim. Bir baktım 2 tane el boğazıma yapıştı. Biraz da kiloluydum. Şöyle üzerime de oturmuş. Bağırmaya başladım, bağıramadım. Ellerini, ki o zaman 20'li yaşlarındayım, yani gücüm kuvvetim de yerinde ama 2 tane kelepçe boğazıma geçmiş, ayırt bile edemiyorum. Ayaklarımı sadece kayrulaya vuruyorum, üzerimden atmaya çalışıyorum. Güçlü, kuvvetli ve ağır atamıyorum. Sonuç itibariyle zannediyorum bir yarım dakika ile 1 dakika arası kadar öyle bir mücadele oldu.
Sonunda nasıl olduysa ikimiz de karyoladan aşağı düştük o şeyde. O arada bıraktı, kaçtı böyle. Kaçtı. Ben bağırdım tabii. Buranın yarısı kadar bir terası var manastırın. En az 10 kişi oralarda yatıyor. Benim bağırtımla ayağa kalktılar. Manastır ayaklandı. Lambalar yakıldı, mumlar yakıldı. Bu boğazımın iki tarafında tırnak izleri böyle zaten kanıyor buralarımda. Ne oldu dediler? Biri beni boğuyordu dedim. Hemen oraya yöneldiler. Onun hücresine kapıyı vurdular. Abone Thomas, Abone Thomas hiç ses vermiyor. Manastır baş rahibi bağırıyor. Şu anda metropolittir. Samuel Aktaş orada. Bağırdı, bağırdı, bağırdı. Hiç ses vermiyor. Kalk dedi. Sen uyanıksın. Çık dışarı. Çıkmazsan seni şimdi afaroz edeceğim ve manastırdan atacağım. Bir 15-20 dakika sonucunda Thomas kapıyı açtı. Numara da yapıyor gözleriyle. He, bir şey mi vardı diyor. Manastır reisi buna bir tokat attı. Ondan sonra bağırdı. O zaman da anlamıyorum. Süryanca bağırıyor ama ses tonundan çok kötü şeyler söylediği belli oluyor. Bu bizim misafirimizdir diyor. Buna burada bir şey olursa devlet burayı yıkar diyor. Hepimizi burada asar diyor. Şöyle olur diyor. Böyle olur diyor. Çok hakaret etti. Yüzüne tükürdü. Sakalına yapıştı böyle şey etti. Neyse ondan sonra o hücreden dedi tuvalet dışında bir ay dışarı çıkmayacaksın, yemekhaneye gelmeyeceksin, kiliseye de gelmeyeceksin dedi. Onu attı içeri. Biz artık daha kimse uyumadı, oturduk. Benim yaralarımı pansuman ettiler. Özür, mezür, ya hocam şöyle böyle, ya ne yapayım bu? Biz yarın dediler o kapıya kilit yaptıracağız, pencereye de demir çerçeve korkuluk geçireceğiz, bilmem ne edeceğiz. Şimdi sonradan anladım ben. O adam dini inançları gereği bir sevap kazanmak istiyordu. Bir kafiri öldürmekle, ben ona göre kafirdim, İsa'nın daha böyle seveceği bir kul olmak, bunun için yapıyordu. Yoksa benimle ne bir münakaşası olmuştu, ne şahsi bir alışverişimiz olmuştu, ne şu olmuştu, ne bu olmuştu. Bu ruhban psikolojisi, yani manastır hayatı yaşayan rahip ve rahibelerin, özetle söylüyorum, %98'inin ruhi yapıları sağlıklı değildir. Çünkü insan fıtratına uymayan bir hayat tarzı yaşıyorlar. Yani hayat boyu evlenmiyorsunuz. Bir rahibin üzerinde bir ev tapusu olamaz. Bir araba satın aldığında kendi adına fatura kestiremez. Bir bilgisayar aldığında kendi adına fatura kestiremez. O İsa'nın hayat tarzını, Rabbullah'ın koyduğu kuralları, Afrat'ın koyduğu kuralları kendilerine hayat tarzı haline getirmişlerdir. Bu evlenenler cemiyetin içerisinde olanlar papaz sınıfıdır. Yani bunu da karıştırmamak lazım. Papazlar ayrı, rahip sınıfı ayrıdır. Papazlar erkekler bilirler, askerdeki assubay sınıfıdır. Onlardan general falan olmaz, subay kurmay falan olmaz. Rahiplerden olur. Papazlar evlenebilir, yer içer, ticaret yaparlar. Fakat rahipler bunu yapmazlar, rahibeler yapmazlar. Bunların içerisinden piskopos çıkar, metropolit çıkar, kardinaller çıkar, papalar, patrikler bunların arasından çıkar. Yapı itibariyle bu psikolojik şeyleri ne anlamak, eğer Hristiyanlığı anlamak istiyorsanız bu yönlerini anlamak zorundasınız. Hristiyanlık tarihindeki mücadelelere baktığınız zaman altında bu psikoloji yatmaktadır.
İyi kötü, biz Hristiyan konsillerini biliriz. İşte geçen gün Papa geldi, ilk 1054'ten bu yanı Katolik Kilisesi ile Ortodoks Kilisesi'nin ilişkileri kesilmişti vesaire gibi şeyler söylendi. Ne var aralarında bunların? Ne olmuş yani 1054'ten beri niye kesin? Efendim, Ortodokslara göre Papa işte o kayın katıldığı Sen Andrew yortusunda da komünyondan yemedi. Bir tarafı mayasız hamurdan yapıyor, bir tarafı mayalı hamurdan. Yani bu kadar böyle dandik şeyler var aralarında yani. Teferruatlar var yani bu. Fakat siz o 331'deki Efes Konsili'ne bakın, 431, 449'daki 2. Efes'e bakın, 451'deki Kadıköy Konsili'ne bakın, ondan sonraki konsillere bakın, kan gövdeyi götürüyor adeta. Dünyanın en büyük rüşvetleri buralarda dönüyor. Her konsil öncesi, her patrik seçimi kiliselerde yüzlerce insan katlediliyor. Bunlar kilise tarihlerinde var hepsi. Biz bilmediğimiz için böyle süt liman kiliseyi şey ediyoruz. Sadece papalık tarihinde 38 tane papanın zehirlenerek öldüğünün listeleri var elimizde. Kendi kitaplarında da yazıyor bunlar. Böyle korkunç bir mücadele. Şimdi beş duyu organlarından birisi eksik olan insanların diğer duyu organları gelişiyor. Mesela ama olan bir insan zaman zaman televizyonlarda görüyoruz. Falan yerin santral memuru yapmışlar. 10 bin aboneyi hafızasında tutmuş. En iyi Kur'an hafızları da amaların içerisinden çıkar zaten. Şimdi o bir organ olmayınca özellikleri diğer organlara geçiyor. Şimdi siz bütün organları dünya nimetlerinden men edin. Korkunç bir hakimiyet duygusu ruhbanları sarıyor. Ben bunların bazı metropolitik seçimlerine de katıldım, oradan biliyorum. Ortada bir rüşvetin dönmesi, ortada bazı böyle şiddet olaylarının, tehditlerin dönmesini çok normal olarak kabul ediyoruz. Öyle şeyler dönüyor ki tamamen Hristiyanlık tarihi ruhbanların hakimiyet mücadelesidir. Yani itikadi mücadeleler, İsa'nın tabiatları monofizit mi, diofizit mi? Meryem Kristotokos mu, Teotokos mu? Yani Tanrı mı doğurmuş, insan mı doğurmuş? İsa'nın tabiatı sadece beşeri midir yoksa ilahi yönü de var mıdır? Bunlar hep sahnenin önünde görünen şeylerdir. Esas arkada mücadeleleri tamamen hakimiyet mücadelesidir. O yaşantı tarzı bu insanları o duygusunu son derece geliştirmiştir. Kilise tarihine baktığımız zaman manastırlarda bu gayri tabi, fıtri olmayan hayat tarzı, yani hiç evlenmemek, hayatta mesela hiç et yememek, rahipler et yemezler, hayvani gıdalarla beslenmezler. Doğu rahiplerin siyah giymelerinin sebebi de budur. Dünya görüntü de böyle karartılsın. Eskiler zaten keçi kılından yapılmış abalar giyerlerdi. Şimdi normaldeki şeyler gibi kumaş da giymezlerdi. Hayatlarını bu şekilde böyle yaşarlardı. Yani bedene de eziyet vermek o manastır felsefesinin ve düşüncesinin temel niteliğiydi. Şimdi bu insanlar böyle gayri tabi bir hayat anlayışı içerisinde oldukları zaman psikolojileri bozuk oluyor zaten. Ve o çeşitli zaman zaman kitaplarda, filmlerde yer alan gayri tabi ilişkiler evet manastırlarda çok fazladır. Çok fazladır. Yani erkek erkeğe ilişki, erkek kadın ilişkisi, rahip rahibelerle ilişki sonuç itibariyle bir yerden patlayacaktı. Bu kitaplara, basına sızan şeyler binde biri değil yani. O tür şeyler çok fazladır. Bu gruplaşmalar vesairelerde bu açıdan gene bu ilişkiler sonucunda meydana gelir. Burada ilim adamları için de bir şey söylemek istiyorum. Manastırda bu rahipleri teskin etmek için de bazı metotlar geliştirmişlerdir. Mesela
askerlik yapanlar için derler işte, bir gün götürürler şurayı kazın derler. Üç gün sonra derler ki gelin orada doldurun. O askere giden de bu ne saçma sapan şeydir de. İşte sen serbest bıraksa senin ne yapacağın belli olmaz ki, genç adamsın. Bu rahipleri de kontrol altında tutturmak için genelde istinsah işi verirler. Bir kitabı aynen motamot yazmayı. Bu yüzden Süryani kiliselerinde, Mısır Kıpti kiliselerinde, Nasturi kiliselerinde çok miktarda eserlerin, müellif nüshasının istinsah edilmiş nüshaları vardır. Yani Bar Obroyo'nun bir kitabının bakıyorsun yüzlerce istinsah edilmiş nüshası vardır. Bu istinsah edilen nüshalarda bu rahiplerin çoğu cahildirler. Bazı yerleri atlıyorlar. Benim zamanımda da yapıyorlardı. Bazı yerleri aklına yatmamış söylediği bir şey, öyle değil diyor, böyledir. Kendi görüşünü yazıyor oraya. Ve yanına bir satır ekliyor, açıklama gibi vesaire. Ya Bar Obroyo böyledir ya, öyle değil, o bugün öyle, yanlış anlaşılır diyor, bir de böyle yapıyor. Bilim adamların, özellikle bu yazma eserler üzerinde çalışan bu insanların mutlak surette kaynak kritiği yapmaları, birçok istisah edilmiş nüshayı karşılaştırmalarını ve en eskilerini tercih etmelerini, hatta bizim hadisçilerin yaptığı gibi bu müstensihlerin özelliklerini, bizim tabakat kitaplarında olduğu gibi, yani güvenilirliği meselesi, şu bu meselesini çok ciddi ele almaları gerekir. Onun dışında manastır hayatıyla ilgili bir şeyler de söyleyeyim, artık fazlası tutmayayım, epey uzadı. Şimdi geçen işte bir ay kadar önceki televizyon programında da oldu bu. Yani bu Hristiyanlar bizdeki ilim adamları, İlahiyat Fakültesindeki dinler tarihi profesörleri buna dahildir. Hepsi değil tabii. Pazar günü kilisede yapılan ayini Hristiyanlığın ibadeti zannediyorlar. Hayır, böyle bir ibadet yok Hristiyanlıkta. Yani bir papaza da sorduğun zaman onun ibadet olduğunu söylemez. O bizim mevlid törenlerimiz gibi algılanabilir. Hazreti İsa'nın öldükten sonra dirilişini sembolize etmek için, yani eğlence demeyeyim ama biraz da o da var yani işin içerisinde, o sevinci belli etme vardır. İbadet falan değildir. Tüm Ortodoks kiliselerindeki ibadetten ise kısaca bahsedeyim. Sadece bugün ruhbanlar yapıyorlar. Ruslarda, Yunanlarda, Sırplarda, Bulgarlarda, Ermenilerde, Kıptilerde, Süryanilerde, Nasturilerde, Maronilerde, Keldanilerde, manastırlarında günde 5 vakit namaz var. Savun kelimesi de yine Süryanca'dan Arapça'ya geçmiştir. Sabah namazı 4 rekattır. Öğlen namazı 10 rekattır. Akşam namazı 6 rekattır. Gariptir, sabah namazı güneş doğmadan önce kılınır. Öğlen namazı güneş tam zevaldeyken kılınır. Akşam namazı da güneş batınca kılınmaya başlanır. Kilisede toplu olarak ruhbanların kıldığı bu namaza 5 yıl boyunca ben de onlarla beraber bu namazı kıldım. Yani ben onlar gibi, ben de Süryani olmuşum şeklinde değil. İlk gittiğim gün benim odama seccade koymuşlardı. Onlara müteşekkirim o açıdan. Hatta bana niye katılıyorsun dediğinde, ben bir şeyi en iyi öğrenmek zorundayım. O yüzden ben mesela sekerat-ı mevt halindeki bir Hristiyan hastayı yağlayabilirim. Nikah kıyabilirim, vaftiz yapabilirim. Yani bunları yaptım onlarla beraber. Namazda, namazın farzları, önce dizilişlerini söyleyelim. Kilisede en ön safta erkekler vardır. Onların arkasında çocuklar yer alır, kadınlar da en arkadadırlar. Hristiyanlıkta tesettür, İslam gibi farzdır.
Normal Hristiyan kadının tesettürü rahibelerin tesettürüdür. Yani sonradan şeriat işte kalktı, o normal vatandaş etti. Hala da kiliseye gittiklerinde diğer insanlar da başlarını örterler. Ama Hristiyanlığın kadına bakış şeyi, tesettürü rahibe kıyafetidir. O da normal insan kıyafeti o. Aynen namazda kıyam onlarda da namazın şartlarındandır. Ve kıyıyor mu diyorlar. Aynen. Ellerini şu şekilde bağlarlar. Bu Kıptilerde de böyleydi. Nasturilerde de böyle. Süryanilerde de böyle. Ellerini böyle bağlarlar. Sonra kıraat gelir. Bu kıraatte de İncil'den hiçbir şey okumazlar namazda. İncil'in vahyedilen bir kitap olmadığını onlar öyle kabul ediyorlar. Ellerindeki İncil'in biyografi kitabı olduğunu, Luka tarafından, Yuhanna tarafından, Matta tarafından, Markos tarafından yazıldığını, İsa'nın hayatını anlatan kitap olduğunu, onlar öyle söylüyorlar. Müslümanlarla anlaşamadıkları nokta da burası. Müslümanlar diyorlar, sizin kitabınız tahrif edilmiş. Onlar da diyorlar ki, hayır, onu nereden çıkarıyorsunuz? İki tarafta doğru söylüyor. Müslümanların kastettiği Hazreti İsa'ya Allah tarafından vahyedilen kitaptır. Onlar böyle bir kitaptan habersizler. Mantalitelerinde de böyle bir şey yok. Onlar Matta'nın yazdığı biyografi kitabına İncil diyorlar. Niye değişsin diyorlar, yani niye tahrif edilsin diyorlar. Hadise bu. Bu yüzden oradaki yazıların kutsiyetin olmadığını biliyorlar onlar. Ve namazda Zebur'dan okuyorlar. İncil'den okumuyorlar. Ve Zebur'dan okudukları ayetler de Allah'ı yücelten, ona hamd, sena ve şükür ifadelerinin bol olduğu kısımları okuyorlar. Kıraat bittikten sonra rükûya varıyorlar. Aynen böyledir. Müslümanların namazda yaptıkları gibi yapıyorlar. Ve bu rükûda da biz üç sefer Sübhane Rabbiyal Azim deyip duruyoruz. Onlar biraz daha uzun duruyorlar. Ortada bir şeyler okuyorlar gene. Allah'a hamd ediyorlar. Rükûdan sonra düzeliyorlar tekrar. Ve onun arkasından secdeye gidiyorlar. Secdeyi burada yapayım. Görün. Aynen bu şekilde gidiyorlar. Böyle insanlara göre değişiyor. Kimisi böyle Müslümanlar gibi böyle eğiliyor, kimisi direkt böyle eğiliyor. Bu dizlerini koyuyorlar, ellerini de koyuyorlar. Kimisi alnını yere vuruyor, kimisi şu kadar eğiliyor, yere vuruyorlar. O biraz kişiden kişiye yani değişen bir durumdur. Ve ondan sonra bu secdeyi de iki sefer yaptıktan sonra tekrar kalkıyorlar. Bizdeki namazdan farklı olarak iki rekatın sonunda oturma yoktur, tahiyyat yoktur. İki rekatta bir selam veriyorlar. Yani namazları, on rekat öğlen namazının her iki rekatında bir selam veriyorlar. Bu üç vakti cemaatle kıldıktan sonra farz olan iki vakit daha var. Birisi bizim yatsı namazına denk geliyor, birisi ikindi namazına denk geliyor. Onları rahipler kendi odalarında kılıyorlar tek başlarına. Bu içtihatla böyle edilmiş. Eskiden beş vakit de kilisede kılınıyordu. Fakat dünya işleri de çoğalınca dediler ki, fazla zaman alıyor, başka iş yapamıyoruz. İki vakit odada. Peki geri kalan iki veya üç vakitleri daha var. Birisi tam bizim kuşluk vaktinde kılınan namaz. Güneş doğduktan sonra, iki mızrak boyu yükseldikten sonra kılınan bir namaz. Aynen onlar da o zamanda, onlarda da nafiledir bu. Birisi de gece yarısı
Kılınan teşerrüt namazı. Karşılığı gecede kalkıp kılıyorlar. Bazıları bunu 7 değil 8'e çıkarmışlar. Bizim vitir namazına benzer bir şey o da. Oruç önceleri kilisede Doğu Hristiyanlığı için söylüyorum. Batı Hristiyanlığı putperest kökenlidir. Şeyle hiç alakası yoktur. Doğu Kilisesi'nde Daskalya denilen ve havarilerden kaldığına inanılan, ezan okunsun da öyle devam edeyim, söylediğim de anlaşılmıyor. Bizim ülkemizde en faal olanı da gene bizim ülkemizde. Mesela Hindistan Malabar Kilisesi'nden din adamları gelir, bu bizim ülkemizdeki manastırlarda dini tahsil görürler. Suriye'den, Irak'tan, İran'dan gelenler gelir burada görürler. Bu iki manastır, biri Mardin'deki Deyruz Zaferan Manastırı, biri de Midyat'taki Mor Gabriel Manastırı veya Deyrül Umur Manastırı. Süryaniler için bu manastırların kutsiyeti, Müslümanlar için belki Medine gibi, yani mukayese anlamında söylemiyorum da algılanması için söylüyorum, böyle şey derler. Mesela Amerika'da New Jersey'de 65 bin tane Süryani yaşar. Adam diyelim ki 3 tane kız çocuğu var, bir erkek çocuk da istiyor. Adakta bulunur o. Tanrım ne olursun gece gündüz kilisede evinde dua eder, bana bir erkek evlat nasip eyle der. Eğer bunu verirsen gideceğim Mor Gabriel'de, hem çocuğu orada vaftiz ettireceğim hem orada bir hafta kalacağım. O manastırda azizlere işte adaklar sunacağım, şey edeceğim vesaire. Bütün dünyanın her tarafındaki Süryaniler bir adak adadıklarında bu Deyruz Zaferan'la Mor Gabriel Manastırı üzerine adarlar. Yani eğer bunu, içinizde turizmci var mı bilemiyorum, kültür turizmi, dini turizm açısından kullanılabilecek çok önemli bir argümandır. Sadece New Jersey'de 65 bin Süryani yaşamaktadır bakın. Bununla ilgilenenlere bilgi not olarak vereyim. Şimdi bu iki manastırda 1980 yılına kadar dini eğitim yapılırdı. Köylerden toplanan Süryani çocukları rahip ve papaz yetiştirilmek üzere bu manastırlarda okutulurdu. 12 Eylül askeri ihtilali, Kur'an kurslarını hani kapattılar. Bizim Süleymancı dediğimiz kardeşlerimiz bu işi nasıl kıvırdılar? Yurt yaptılar orayı. Biz burada öğrenci okutuyoruz. Şu halen de böyle yapıyorlar. Çocukları okullara kaydettiler. Çocuk okula gidip geliyor. Orada akşamda neyse ne okutuyorlarsa da onu okutuyorlar. Bu Süryaniler de onlardan kopya çektiler. Onlar da dediler ki biz yurt olarak burayı şey ediyoruz. Halbuki Lozan'da geçerli olan haklar onlar için de geçerli. Fakat 2-3 tane gazetenin hayhuy edişi, zaman zaman Ermenilerle onlar arasında irtibat taşısı, oradaki mahalli idarecilerin vizyonsuzlukları neticesinde bir sıkıntı içerisine girdiler. Ve onlar da şimdi yurt olarak oraları, yani biz fakir köy çocuğu, babası bakamıyor, burada yedirip içiriyoruz, okula da gönderiyoruz. Önceleri hiç okula göndermiyorlardı. Benim yaşımda olan din adamları hiç okur yazar değillerdi. Türkçe mürkçe bilmiyor. İhtiyaç da yoktu yani diplomaya, şeye. Kendi kilisesinde. Fakat şimdi üniversitelere de gidiyorlar. Üniversite tahsili yapıyorlar. Efendime söyleyeyim, ilkokul, ortaokul, ilköğretim zaten mecburi.
Şimdi manastırlar daha cazip hale geldi. Ben ilk gittiğimde akşam bir bardak su istedim. Böyle bir bardak su getirdiler. Şuradan baktım öbür tarafı görünmüyor. İçemedim ben suyu. Güldü o başrahip, dedi ki en fazla 2 gün dayanırsın, sonra içersin dedi. Suyu yoktu manastırın. Bütün damların üzerini, terasların üzerini çimentoyla sıvamışlar. Kışın yağan kar ve yağmur suları altta bir sarnıca giriyor. O sarnıcı merak ettim. El fenerlerini aldık, çocuklarla gittik. Manastırın altı. Şöyle bir tuttum. Kaplumbağalar, yılanlar, kurbağalar cirit atıyorlar o suyun içerisinde. Hakikaten 3 gün sonra biz de artık çay may kesmedi. Biz de o sudan içmeye başladık. Fakirdiler yani, cemaat de fakirdi. Fakat şimdi işte onlara o devlet su işlerini ben devreye soktum. Geldiler oraya bir artezyen vurdular. 257 metrede su çıktı. Bu İstanbul cemaati, bu kentin sahipleri, kent fabrikasının, onlar da bir motor aldılar, hayırlarına gönderdiler. Su öyle geldi manastıra. Şu anda binlerce dönüm araziyi ekip biçiyorlar. Tabi cemaatleri de zenginleşti, yurt dışından para da geliyor. Özellikle Dünya Kiliseler Birliği son 20 yıldır aşk ve şevk ile bunlara paralar gönderiyor. Vakıflar kurdular, zenginleştiler. Misafirhaneleri öyle yani pencereye bir demir yapamayacak kadar fakirdiler. Az daha ben orada Niyazi yoluna gidecektim. Şimdi hep 5 yıldızlı otel gibi odaları, klimalı hepsi, ondan sonra gayet güzel. Şimdi 1960'taki o 60'tan sonraki göçlerle yurt dışına, bu bölgeden de epey Süryani de gitti, Yezidi de gitti. Onlar da Avrupa'ya göç ettiler. Ben bu süreci anlatmayayım. Merak edenler bu Ağustos ayının sayısı 2023 dergisinde Süryani soykırımının ayak sesleri diye bir raporun özetini yayınladım orada. Kendi hazırladığım bir raporun 5-6 sayfadır. Onu okuyun. İnternette de var zannediyorum. Bugün için dünyada 11 metropolitlik şeklinde organize olmuşlardır. 9'u Avrupa'dadır. Ve Avrupa'daki en güçlü kuruluşları da İsveç'tedir. İsveç 1. liginde Assyrian ismi altında bir de bir futbol takımları vardır. Milletvekilleri var parlamentoda, bakanlıklarda uzmanlık görevi alan, sendikalarda başkanlık yapan, sivil toplum örgütlerinde çok önemli mevkilerde Süryaniler vardır. Bu İsveç devleti de yemez, içmez. Bir Süryani aşkıdır böyle, bütün dış politikasını ona endekslemiş. 2 sene önce Bilgi Üniversitesi ilk defa Türkiye'de bir Süryani göçü sempozyumu yaptı. Parasını İsveç devleti karşıladı. Türklerden bir tek katılan da ben oldum. Onun detaylarını uzun uzun anlatmayacağım size. 26 tane İsveç'ten adam gelmişti, tebliğ sahibi, bildiri sahibi, Süryani, bir kısmı bilim adamı, Avrupalı, Alman, Hollandalı, Amerikalı falan var. Bir Süryani milletvekili, Yılmaz Kerimoğlu. Bir bakıyorsun birisi Milli Eğitim Bakanlığı baş danışmanı, birisi bir belediye başkan yardımcısı, biri bir siyasi partinin MKYK üyesi, birisi bir sendika başkanı, birisi bilmem ne başkanı. Sempozyumun 1. günün akşamı İsveç konsolosluğu bir kokteyl verdi. Orada başkonsolosa sordum. Dedim ki,
Bunlar milletvekili, anlıyorum. Orada oyları var diyorsunuz. Bu olur. Şu vatandaş falan bakanlıkta uzman, şu baş danışman, şu bilmem ne müdürü, şu ne başkanı. Bunların ben ortak bir özelliğini görüyorum. Bir tek ortak özellikleri var. Nedir dedi? Cahil olmaları dedi. Tek ortak özellikleri o. Yaşları farklı, saçları farklı, göz renkleri farklı. Ama hepsinde çok önemli bir kartvizit var. Hepsi çok önemli bir görevdeler. Ortak özellikleri de cahil olmaz. O sahalarla ilgili ne bir tahsilleri var, ne şunları var, ne bunları var. Ve orada tartışmalar yaşandı tabii. Ama basına hiçbir şey aksettirilmeden gitti. Bunlar da bir soykırım şeyini seslendirmeye başladılar. 2006 yılında bunu Türkiye'de tekrarladılar. Bu sefer İstanbul'da falan buna cesaret edemediler. Dikili'nin SHP Belediyesi ile işbirliğine girdiler. Orada bir otelde yaptılar. İşin garip tarafı Murat Karayalçın da geldi, açılış konuşması yaptı orada. Kimin eli kimin cebinde, nereye, ne oluyor, bu da belli değil. Bu proje Süryaniler Türkiye için büyük tehdittir. Bakın bugüne kadar olmadılar. Buradan İstanbul cemaatine teşekkür ediyorum. 18 bin nüfus burada yaşıyor. Bir tek kişi o salona gelmedi. Gelmedi. Bir telgraf gönderilmedi. Bilgi Üniversitesi rektörlüğüne de Sayın Yakup Tahincioğlu, vakıf başkanı olarak Süryani cemaatini temsilen bunu kınayan bir telgraf çekti onlara. Böyle bir sempozyumun düzenlenmesini kınayan bir de şey çekti. Bu Süryani soykırımını kim gündeme getiriyor? İsveç niye bunun arkasında? Bu bir Amerikan projesi. Şimdi Avrupa'nın ortasında, hakaret kastıyla söylemiyorum, böyle devletçikler var, küçük devletçikler. Hollanda, Danimarka, Belçika, Lüksemburg, İsveç, İsviçre. Bunların toprakları hep birer şehir devleti yani. Bir şehrin toprakları kadar, nüfusları da o kadar. Ya böyle devlet olur mu? Yani Almanya bunun üçünü dördünü kendine katsın, Fransa kendine katsın, İtalya kendine... Belçika, Lüksemburg, İsveç, İsviçre... Bunların toprakları hep birer şehir devleti yani. Bir şehrin toprakları kadar, nüfusları da o kadar. Ya böyle devlet olur mu? Yani Almanya bunun üçünü dördünü kendine katsın, Fransa kendine katsın, İtalya kendine... Bitti. Bu nedir bunlar? Dikkat edin, bu ülkeler uluslararası hiçbir anlaşma imza koymuyorlar. Fakat dünyanın en önemli kuruluşların merkezleri bunlarda. NATO'nun merkezi nerede? Avrupa Birliği'nin merkezi nerede? Şimdi kendi memleketinizde bir hırsızlık yapın. Parasını götürün, herhangi bir ülkenin bir bankasına koyun, geri alabiliyorsunuz. İsviçre'ye götürdüğünüzde alamıyorsunuz. Getir diyor, ülkende soyarsan al da gel diyor. Parayı ben korum diyor buraya. Fakat hep böyle onore ediliyorlar dış güç, büyük devletler tarafından. Bunlar taşeron devletlerdir. Şimdi Amerika bizim dostumuz ya. Türkiye'nin yumuşak karnından birisi de bu Süryanilerdir. Yani bırak ömür boyu bize böyle eyvallah etmişler. Daha doğrusu minnet borçları var ama. 1981'de ilk defa bunları Hollanda'da teşkilatlandılar. İsa Çiçek diye Midyatlı bir metropoliti oraya götürdüler. İlkin orada bir dergi çıkardılar. Bir manastır orada kurdular. Mor Afram Manastırı işte. Halen de ismi odur. Olo Süryoyo diye bir dergi çıkardılar. Halen de devam ediyor. Bahro Süryoyo diye başka bir dergileri var. Sonradan 3-4 dergileri oldu. O Olo Süryoyo 5 dilde yayınlanıyor. Bu yabancı stratejistler buralarda yazı yazmaya başladılar. 82'den beri ben takip ederim o dergiyi. İşledikleri şey şu. Yahu din devletsiz yaşanmaz. Onlara da bir siyasi bilinç verme ve ileride bir devlet teşekkülünün zihni altyapısını hazırlama. Hep bu pompalanıyor, bu söyleniyor, bu ediliyor. Şimdi bu bizim yumuşak karnımız. Yeni yetişen nesilleri bu siyasal bilinç programı onlara heyecan veriyor. Biraz bizim
bazı genç akademisyenlerimiz de buna çanak tutuyorlar. Mesela burada 2-3 tane sempozyum yapıldı. Ben bunların hiçbirisine de katılmadım. Genç akademisyenler işte heyecanlı ilk defa sempozyumda gidip bildiri sunacak, bilmem ne edecek. Mesela Süryanilerin felsefeye katkıları. Baro Broyo'dan bahsediyor, onun Aristo felsefesinden işte bilmem ne. Birisi İslam dünyasına tercüme hareketleriyle katkıları. Batı kültürünün İslam kültürünü ne köprü vazifesi görmesi, işte bu Süryaniler falan, bunları okuyorsunuz, ulan diyorsunuz, ateşi de bunlar bulmuşlar, uçağı da bunlar bulmuşlar, tekerleği de bunlar bulmuşlar. Bu Allah'ın merhametine bak, eğer bu Süryaniler olmasaydı insanlık ne ilimden haberdar olurdu ne medeniyetten. Bunları alıyor bu İsveçler, bunu kenara basıyorlar bunlar işte. İşin garip tarafı da bu, bedava da dağıtıyorlar. Son 4 cilt halinde bir şey daha basıp dağıttılar. Avrupa'daki Süryani gençlerin eline veriyorlar. Diyorlar ki bakın ha, bunu kim yazmış? Ali yazmış, Veli yazmış. Kim bunlar? Müslüman. Ulan aha, böyle bir medeniyeti yok ettiler bu Türkler. Siz böyle bir medeniyetin varislerisiniz. Halbuki sevgili dostlarım, o Baro Broyo deyip göklere çıkardıkları, o Mor Mikhail Rabo deyip göklere çıkardıkları, o bilmem Rabbulasından tutun Afrahat'ına kadar, ben bunların kitaplarını hepsini okudum. Elimde de var. Yemin ediyorum size, küçümseme anlamında yine söylemiyorum, mantaliteleri bizim köy imamlarından farksız ya. Aristo'yu anlaması zaten mümkün değil. Yani onların dünyası bir Farabi'yi, bir İbn-i Sina'yı, bir İbn-i Rüşd'ü, bir Gazali'yi falan hiçbir zaman çıkaramamış. Ya köy papazı bunlar ya. Köy papazı, yok böyle bir şey. Huneyn bin İshak gibi tıpta mıpta ve tercüme hareketlerinde birkaç tane iyi kaliteli adamları var ama bunlar beyin değil. Yani teknik eleman bunlar, teknik eleman. Süryanca da biliyor, Arapça da biliyor. Kitap oradan oraya tercüme etmiş yani. Tıp ilminde de, eczacılık ilminde de 2-3 tane otla bir 2 tane ilaç yapıyor yani. Başka bir şey yok. Fakat bizim bu gençlerimiz hani o heyecanla biraz da böyle orijinal bir şey, Osman Turan'ın kitabına bakıyor. Osman Hoca demiş ki iyi büyükler bir cümleyi alıyor. Bunlar o cümleyi büyüte o ondan o ondan o ondan bir bakıyorsun. Dipnotlarını da görüyordun. Lan bunlar neymiş? Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Bunlar sıradan bir Hristiyan cemaati. Yani bunların ne öyle büyük bir kültürleri var, ne insanlığa ne medeniyete böyle büyük bir katkıları var, ne onlar olmasaydı bilmem ne. Bu Cemşit Bender diye birisi var, bu Kürtlerle ilgili şeyler yazıyor. Şeyin kardeşidir bu. Halıcı. Ya Konya Mevlana Derneği'nin başkanlığını uzun yıllar... Fevzi Halıcı'nın kardeşidir. Ben tanımıyordum bu Cemşit Bender'i. Kürtlerle ilgili aşağı yukarı 20'ye yakın kitabı var. Manisa'da biz bir aşıklar şenliği düzenledik. Fevzi Halıcı geldi, aşıklar geldi. Bu da geldi. Adı Mehdi. Bu Cemşit Bender onun takma adıymış. Kardeşim Mehdi dedi. Tanıştık dedi. Diğer ismi Cemşit Bender dedi. Dedim o Kürtlerle ilgili dedi. Ben soğuk davranmaya başladım. Canım da sıkıldı. Yani onun Kürtlerle ilgili yazdığı şeyleri de açarsanız, İbrahim de Kürttü, Musa da Kürttü, bütün peygamberler zaten Kürttü. Ateşi, tekeri, pergeli, matematiği, rakamları, tıbbı hepsini Kürtler bulmuşlar. Kürtler olmasa the medeniyet olmazdı. O da öyle yazıyor. Ben çok soğuk davrandım böyle kendisine. Bir ara beraber akşam yemeği yedik, karşıma oturdu, biraz konuşalım dedi, konuşalım dedim. Ya böyle düşman gibi bakıyorum ben adama. Böyle bir
Kenara çekildik, dedi ki odaya çıkalım istersen, iyi olur. Bir demlik çay söyledik, çıktı, söyle dedim. Sen bunları söylüyorsun, böyle sinirli de söylüyorum. Gülmeye başlıyor, ya hocam ben sizi tanıyorum dedi. Ya tanıyıp tanımaman önemli değil, bunlar ilme sığar mı dedi. Ya dedi siz ciddi bir bilim adamısınız dedi. Zevk alın bu işten hocam dedi, ya niye ciddiye aldınız? Ne demek istiyorsun dedi. Ya dedi İzmir'de 20 tane daire almışım dedi. Bak Mavişehir'de 5 tane dairem var dedi. Böyle bir ahmak toplum bulmuşum. Veriyorum gazı dedi. Peynir ekmek gibi satılıyor. Sen ne istiyorsun benden dedi, bana kızıyorsun. Gülmekten yerlere yattım bu sefer. Ben dedi sen kitap fuarlarında görüyor musun? Her kitap yazarın önünde 2 tane 3 tane var bekliyor. Benim 3 sıra kuyruk dedi. Kolum parçalanıyor imza ata ata. Yaz geçsin dedi, ne var dedi. Kim beni ciddiye alacak? Onların hoşuna gidiyor. Şimdi bu Süryanilerle ilgili yazılan bu şeylerde de bunlar var. Böyle gayri ciddiyetsiz şeyler var. Şimdi Amerika bizim müttefikimiz ya, direkt böyle bir dosyayı kendisi tutmaz, ayıp oluyor. İşte bu taşeron ülkelere havale ediyor. Diyor ki İsveç, abi sen bundan ilgilen, senin sahan bu. Bunlarda nerede bir Süryani var, böyle zevkten 4 köşe olup ona sarılıyorlar, ona şey diyorlar. Avrupa'da son yıllarda, bu soykırım meselesini onlar da gündeme getirdi, bu toparlıyorum. Önemli bunlar, burası bilginiz olsun. Bu soykırımdan bahseden Süryaniler kendilerine biz Asuriyiz diyorlar. Bu 1914-15 yılındaki Ermeni tehciri sırasında o topraklarda Millet-i Sadıka dediğimiz bizden beraber doğmuş, büyümüş, yaşamış insanlar sonunda bir hadiseler meydana geldi, trajik hadiseler. Ve devlet bir tedbir olarak o bölgeden onları göç ettirdi. Biz tehcir diyoruz. Ama gitmeyenler vardı bunların. Bir kısmı Müslüman oldu, gitmedi. Van, Muş, Bingöl, Elazığ hattının altında güneyde kalan Ermenilerin bir kısmı Süryanilerin arasına karıştılar. Mezhep aynı olduğu için. Onlar da onları aldılar, korudular. Biz Süryaniyiz dediler, Ermeni değiliz. Böylece tehcir olmaktan kurtuldular. Van, Muş, Bingöl, Elazığ, Malatya hattının kuzeyinde kalanlar da Tunceli, Erzincan, Sivas, Malatya, Elazığ bölgesinde maalesef Alevi köylerine sığındılar onlar. 1514'ten beri o çaldırandan bu yana bir Alevi-Sünni sıkıntısı var Türkiye'de. Siyasetçiler de Cumhuriyet döneminde bunu kullandılar. Bu psikolojiyle de Aleviler onları korudular Sünnilere karşı. Mesruk Mutafriyan geçen sene bana birkaç örnek belge verdi. Mesela adam gelmiş vaftiz olmuş, vaftiz belgesi almış. 2004 yılında vaftiz belgesi almış. Vaftiz belgesinde şu yazıyor. Adı Hıdır diyor. Doğum yeri Nazimiye Tunceli. Doğum tarihi işte 1936. 71 yaşına adam gelmiş, 2004 yılında gelmiş, vaftiz olmuş bu adam. Bu adam Alevi değil ya. Bu adam işte o dönemin izini kaybettirmek için, işte Türkiye'de baktı her şey rahatladı, şimdi asıl kimliğini ortaya çıkarıyor. Bu Süryani soykırımını gündeme getirenler de Ermeni kökenli Süryaniler. Ermeni kökenli Süryaniler. Çünkü bir soru Ermenileri sıkıntıya sokuyordu. Batı'da da vicdan sahibi ilim, fikir, düşünce adamları var. Diyorlardı ki,
Siz bu Türklerle 600 sene Osmanlı döneminde yaşadınız. Size millet sadıka dediler. 600 sene hiç kimsenin burnu kanamadı. Ne oldu 1914-15'te? Onlar bu soruya karşılık diyorlar ki, Türkler bu asrın sonunda koca bir imparatorluk kaybettiler. O imparatorluğu kaybederken izanlarını ve şuurlarını da kaybettiler. Dengelerini de kaybettiler. En yakınlarında biz vardık Hristiyan olarak. Dönüp bize saldırdılar. Batılılar diyorlar ki bu dediğiniz tespit çok mantıklı bir şey. Ama burada bir sorun var. Sizinle beraber Süryaniler de vardı. Aynı bölgede yaşıyordunuz. Ama bu Süryanilerden de hiç kimsenin burnu kanamadı. Eğer sırf Hristiyan olduğunuz için bu Türkler sizi katletselerdi, onları da katletmeleri gerekirdi. Bu soruya 25-30 senedir Ermeniler cevap bulamıyorlardı. Ve bu Süryanileri durmadan sıkıştırıyorlardı. Siz de söyleyin, siz de söyleyin, siz de söyleyin. 30 yıllık bir çalışmanın sonucunda İsveç'te küçük bir grup ele geçirdiler. Mevki verdiler, kartvizit verdiler, para verdiler, bilmem ne ettiler. Ve bu Güneydoğu'da gelip arazi alanlar da onlar işin garip tarafı. Bu arazi nasıl alınıyor? Adam göçmüş gitmiş. Diyelim ki 35 yaşında gitti, 70 yaşında geri döndü. Ben bu adamı anlarım. Bu adam toprak onu çekti derler ya. Bu adamın buraya gelmesi normal. O adam gelip toprak almıyor. Orada doğmuş 25 yaşında, 30 yaşında. İsveç gibi bir yerde Avrupa standartlarında yetişmiş. Damak zevki oranın yemeğine alışmış. Akşam gideceği diskotek orada, hayat tarzı farklı. Gelmiş Midyat'ın o dağında babasının iki tane susuz tarlası var. 4 tane doğalıyor orada. Ya bu ne oluyor? Bakın, bu çok net ve sağlıklı bilgi. Defalarca da televizyon programlarında da bunu ifade ettim. Ne İsveç konsolosluğu ve büyükelçiliği buna cevap getirdi, ne de bizimkiler herhangi bir girişimde bulundu. İsveç bunlara bir fon ayırmış. Diyor ki git Tur Abdin bölgesinde, yani Mardin Midyat bölgesinde. Ne alıyorsan al, parasını ben veririm. Bir Süryani dese ki ya Antalya'da da bir yazlık yaptıracağım, kuruş vermiyor. Ya İstanbul'da bir evim var, bir penceresinin camı kırılmış, ya onun parasını ver. Hayır. Midyat'ta bir villa yaptıracağım, o tarlanın ortasına al. Ve bu para hibedir. Yani kredi falan değil, geri dönüşü yok. Ya bu parayı bir devlet nasıl hibe olarak verir? Bu bilgiyi nereden aldın dersen, elinde belge bilgi varsa, yok. Ama ben gerekli yerlere bu bilginin kaynağını söyledim. En güvenilir bilgi, yani Süryanileri temsil eden en üst makamdaki insan bana hocam böyle dedi. Türkiye'nin önünde bu Pontus meselesiyle beraber zaten bu son Avrupa Birliği'nin o komisyon raporunu 6 ay 7 ay önce girdi de sonra çıkardılar oradan. Bu gelecek artık, önümüzde bu sıkıntı da var. 11 metropolitlik büyük büyük korkunç federasyonlar Avrupa'da kurmuşlar. Yüzlerce dernekleri var, dergileri var, sportif müsabakaları var, kültürel müsabakaları var ve orada yeni bir nesil yetişmiş. Ulusal bilinç de almış ve çok heyecanlı. Üstelik bizim salakların yazdıkları gayri ilmi şeylerden dolayı da onları delil gösterip biz böyle bir kültür ve medeniyetin torunlarıyız, müntesipleriyiz vesaire. Biz olmasaydık ne Türkler, ne Araplar, ne Avrupalılar bu orta çağın bilimini, kültürünü algılayamazlardı. Bundan mahrum olurlardı. Böyle bir megaloman psikoloji içerisine de girmişler. Ve o kadar enteresan bir psikoloji ki, bir örnek anlatıp konuyu bitireceğim ama bu örneği söylemek istiyorum.
Orada bir sendika başkanı İsveç'te, Adnan Can isminde, bakın ismini de veriyorum, 60 yaşlarında böyle, 30 senedir orada, bu Bilgi Üniversitesi'nin sempozyumunda bildirisi vardı o da, Dikili'deki şeyi de o ayarladı, Dikili Belediyesi'yle. Bunlar iki günlük de bir Güneydoğu gezisi koymuşlar üniversite şeye, İsveç Başkonsolosu da bizden geldi. Bana dediler ki hocam bunları tek bırakma, sen de bunlardan gez, getir uçağa bindir, öyle git Manisa'ya. Şimdi gittik, gezdik, neyse teferruata girmeyeyim. Diyarbakır Havaalanı'na geldik, uçağa binip döneceğiz. Ben de sigara içen bir adamım. Diyarbakır Havaalanı'nda sigara içen bir yer yok. Gittim tuvalete mecburen, orada zehirliyorum kendimi. Bu Adnan geldi. 60 yaşlarında, Midyat doğumlu, 35 yaşından sonra gitmiş İsveç'e. Keferci köyünden, köyünü de biliyorum, oturduğu evi de biliyorum. Şöyle bir tuvalete girdi. 4 kapısı var tuvaletin. Birine baktı, ikisine baktı. Ya dedi, Türkiye bu işte dedi. Ya dedi, bir tane alafranga tuvalet koymamışlar, o dedi alafranga mıdır dedi. Ya çıktı dışarı. Benim tepem attı. Adnan Bey dedim, gel gelin dedim. Affınıza sığınıyorum yani. Ağzımı bozdum. Ulan kim dedim. Sen Keferci köyün mü? Derede yapıp kıçını taştan siliyordun. 35 yaşına kadar. Bak orada iki göz daha var, o tuvaletten de var. Sen Türkiye'yi aşağılamak için durmadan bahane mi arıyorsunuz siz? Böyle bir psikoloji içerisine girmişler. Bu ülkeyi kötülemek, bu toplumu kötülemek, bu insanlarımızı kötülemek, bu devletimizi kötülemek, bu bazı şeyimizi kötülemek. En ufak bir şeyi habbe-i kubbe yapıyorlar orada. Türkiye'nin önündeki en büyük sorunlardan biridir. Türkiye eğer organize olmuş bu Süryani dünyasını kontrol edemezse önümüze çok büyük bir sıkıntı çıkacaktır. Ermeni soykırımı ve Pontus soykırımı da birleştiği anda dış politikada bizi çok büyük sıkıntıya sokacaktır. Ve hala merkezleri bizim o iki manastırımızdır. Yeryüzündeki bu Süryani metropolitlerin ruhban kadrosu hala o manastırlardan yetişir. Hala ipin ucu kaçmış değil. Devlet bir şekilde bu organizasyonu kontrol edebilir. Elinde o imkanlar var. Ama 5 sene, 10 sene sonra artık o imkan da kalmayacaktır. Şimdi gelen bir not var. Saat 13'te salonu boşaltmamız gerekiyor. Hemen bitirelim. Dakikamız yoksa bir iki de soru var zannediyorum. Hristiyanların diyor bir arkadaşımız, peygamberimize bakışı nasıl? Onlar hep derler ya, Kur'an çok güzel bir kitap. Hazreti Muhammed insanlara çok büyük şey yapmıştır. Gerçek düşünceleri bu değil. Bütün Hristiyanlar istisnasız Hazreti Muhammed'e bir sahtekar gözüyle bakarlar. İşin doğrusu budur. Yani kimse kendisini aldatmasın. Daha fazla detay bilgi Doğu Batı kiliseleri arasında Süleymaniye Vakfı'na baskısı bitmiş bir iki kitabım var. Oraya hediye edeceğim. Oradan okuyun, fotokopi edin, bir şey edin, öğrenin. Gene o kitaplarımızda Hristiyan din adamları hiyerarşisi de var. Ona da cevap vermeyelim. Vakit yok. Tesettürle şeyle ilgili soruyor. Bunun şeyi nedir? Yani dinin özünden kaynaklanıyor. Yahudilikte de var, Musa şeriatında da var, Nuh şeriatında da var. Oradan geliyor. O yüzden Hristiyanlıkta da var. Evangelistler bugün Siyonist Hristiyanlardır. Onlar Yahudilikle biraz daha iç içedirler. Tanrı'yı kıyamete zorlayacaklar. İsa gelecek artık. Düşüyorlar da o düşüncededir. Bizim devlet adamlarımız
teopolitik ayakları olmadıkları için, yani dinlerin yönetimi nasıl olur? Bu tuhaf laiklik kafayla zaten anlaşılması da mümkün değil bunu. Ama onlar bunların anlayamayacağı kadar dindardırlar ve saplantı içerisindedirler. Yani Bush'un bir rahipten de çok fazla farkı yoktur işin doğrusu zihniyet olarak. İsa İsrailoğullarından, yani Yakup'un soyundan geldi ama Yahudilik bir ırk değil, İslam'ın değiştirmiş şekli, Yeşu Aramca ya da İsa Arapça, Yeşu Yunanca, Latince, Yeşu sonra değişti, Mesih Arapça. Ha bunlar nasıl oluyor? Batılılar ilim hususunda ciddiler, isimler hususunda Batılıların ağzı hiç düzgün değil. Bir misal vereyim ona. Mesela Mikail kelimesinin aslı Michael'dir. Batılı bunu almış, İngiliz Michael yapmış, Fransız Michel yapmış, Amerikalı Mike yapmış. Onların bu isim şeyinde pek şeyleri yok. Anayasa temeli Avrupa'nın dini nedir? Yani siz beni en iyisi başka bir konferansa davet edin de bunlara şey edin. Teşekkür ediyorum hepinize sabırla dinlediğiniz için.